Bugün cuma, sosyal mesafeli ikinci cuma namazı da kılınacak. Namaz için camilerin avlularıyla açık alanlarda hazırlanmış durumda. Uzaya gidelim, bir uzayı göreyim. Uzay neredesin şimdi ve notlarınla karşımızdasın. Bulunduğun yer neresi? Bütün kardeşlerimizin ve siz değerli cemaatimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbim kabul buyursun inşallah. Cenab-ı Hak okunan bu ayeti kerime hürmetine 16 Mart'tan beri kapalı olan camiler 19 Mayıs'ta yeniden ibadete, toplu ibadete açılmıştı ve ilk cuma namazı da geçen hafta kılınmıştı. İstanbul'da Türkiye'nin pek çok yerinde binlerce kişi camilerin avlularını, parkları, bahçeleri, stadyumları doldurmuştu. Çünkü İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bulaş riskini en azı indirgemek için cuma namazlarının iç mekanlarda kılınması, cami içinde kılınması yasaklanmıştı. Bu yüzden de işte bugün de yine cuma namazı ikinci kez işte camiler toplu ibadete açıldıktan sonra cuma namazı ikinci kez toplu halde artık kılınmaya başlanacak. Ancak yine açık alanlarda özellikle kılınıyor. Bakın biz de şu anda Bağcılar Belediyesi'nin Mahmut Bey Stadı'ndayız. Mahmut Bey Stadı'nda da dakikalar sonra ikinci cuma namazı camiler açıldıktan sonra toplu ibadete izin verildikten sonra ikinci cuma namazı şu anda bulunduğumuz Mahmut Bey Stadı'nda kılınacak. Öncesinde ise cemaat buraya gelmeye başladı. İşte bakın şu anda Hakan Öztürk de ekranlarınızda getiriyoruz zaten. Binlerce cemaat kişi şu anda burada cuma namazını beraber kılacaklar. Bu yüzden de saf tutmuş durumdalar. Yerlere ise sosyal mesafenin korunması için ve yine kıble yönünü gösteren şeritler çekildi belediye ekipleri tarafından. İşte cemaat bu şeritlere göre burada pozisyon alıyor. Seccadesini yere seriyor ve buna göre de saf tutuyor. Aralarında ise en az 1-1,5 metre mesafe olacak şekilde bu sosyal mesafe çizgileri de yerleştirilmiş durumda. Peki stadyuma girerken hangi önlemler var? Aslında bu da çok önemli çünkü şu anda burada gördüğünüz herkesin tek tek ateşi ölçüldü. Ben de 2-3 defa yayından önce stadyuma girdim. İşte stadyumun girişinde istisna tanınmadan benim de ateşim cihazla ölçüldü. Ve işte burada gördüğünüz herkesin de ateşi ölçülmüş durumda. Yani 38 derece üzeri ateşi olan kişiler de buraya kabul edilmemiş durumdaki zaten öyle bir durumda yaşanmadığını ben az önce sordum ve öğrendim. İşte bakın görüyorsunuz cemaat şu anda maskelerini takmış vaziyette. Sosyal mesafeye uygun şekilde cuma namazlarını kılacak. Peki cuma namazını kim kıldıracak? Bağcılar ilçe müftüsü Celal Büyük de burada. İşte onun için de bir kürsü kurulmuş durumda. İşte orada cuma namazında yine Bağcılar ilçe müftüsü Celal Büyük cemaate kıldıracak. Zira İçişleri Genelgesi'yle dediğimiz gibi cuma namazlarının özellikle hava şartları el vermezse eğer sadece el vermediği takdirde yani çok yağmurlu olmadığı takdirde hava şartları cuma namazlarının dışarıda kılınması esas. Bu yüzden de İstanbul'da ve Türkiye'nin pek çok yerinde yine camiler yine ibadete açıldıktan sonra toplu ibadete tekrardan izin verildikten sonra Türkiye'nin pek çok ilinde, şehrinde yine namazlar özellikle cuma namazları açık alanlarda kılınmaya başlandı. Geçen hafta itibariyle nereler buralar? Stadyumlar, parklar, bahçeler, tenis kortları, basketbol sahaları işte bu yerlerde yani geniş alan yerlerde cuma namazları toplu şekilde işte şu anda kılınıyor. Ben diyorum saatler 13.08 gösterdiğinde cuma namazı kılınacak. Az sonra cuma namazında dediğiniz gibi Bağcılar müftüsü Celal Büyük kıldırmaya başlayacak. İşte bu yüzden de aslında koronavirüs salgınında en önemli şey bulaş riskinin ortadan kaldırılması. En azından ortadan kaldırılamasa bile en azı indirgenmesi. İşte bu yüzden de cemaatle toplu halde namaz kıldığı için de işte burada çok ciddi önlemler alınmış durumda. Bu yüzden de maskesiz kimsenin şu anda stadyuma girmesine izin verilmemiş durumda. Yine dediğimiz gibi yayının başında söyledik. Yine Hakan Öztürk'ü gösteriyor. Yerlerde sosyal mesafe çizgileri de yerleştirilmiş durumda. İşte burada binlerce kişi Bağcılar Stadyumu'nda toplu halde cuma namazını kılıyorlar diyelim. Tekrardan söz sana bırakın. Rica ederim.